Hafta başında torunum Alp'in de oynadığı basketbol 10 yaş kategorisinde üçüncülük ve final maçlarını izledim ve gözlerime inanamadım. Türk sporundaki her gün bizlere izlettirilen tüm çirkinlikler maalesef alt tarafa da sirayet etmiş. Veliler arasında tribünlerde çıkan kavga, arada kalan bir yavrumuzun gözyaşları, oyunun durmasına kadar giden tartışmalar. Sevgili veliler, ne oluyoruz, neyin peşindeyiz? Bu yaşta çocuklara yapılacak tek şey kendi evladınızın oynadığı takımdan da rakipten de olsa kim güzel bir hareket yapsa onu alkışlamak ve teşvik etmek olmalıdır. Galibiyet en son amaç olmalı bu çocuklara, evde baskı yapmamalı, karşı takım oyuncularını hedef göstermemeli, takımın antrenörü için az oynatıyor diğerinin yerine sen oynamalısın dememeliyiz. Onlara farklı ve ağır görevler yüklememeliyiz. Sanki duyar gibiyim üst taraf ne ki alttan bunları bekliyoruz dediğinizi ama bu böyle gitmez. Ülkenin tüm spor politikası ve spor kültürü yeni baştan inşa edilmeli. Bu gidiş çok kötü bir gidiş. Böyle ortamlarda yetişen çocuklarımızın sağlıklı birer birey olmaları imkansız. Lütfen olaya biraz bu yönlerden bakmayı deneyelim ve maç kazanma değil önce insan yetiştirelim. Bence final maçının en güzel hareketi MG karşısında kazanan JBA takımının kaptanı ve önemli oyuncusu Kaan'ın maçın içerisinde bir pozisyonda kendinden çıkan topu, hakemin hatalı görmesi sonucunda yine onlara vermesi üzerine, hakeme top benden çıktı diyerek topun rakibe verilmesini sağlamasıydı. Bu hareket bana göre 100 maç kazanmaya bedel bir davranış. Onu yetiştiren ailesine de teşekkür etmeliyiz. Bundan pek çok ailenin de ders çıkarmasını diliyorum. Alp'in yaşça küçük de olsa içinde yer aldığı takımı MG'yi sezon başından beri zaman zaman takip ettim. Gösterdikleri gelişmeyi, takım olma ve birlikte hareket etme yolunda aldıkları mesafeyi gördüm. Onların finalden sonra döktükleri gözyaşlarına kıyamam. Selçuk Koç'u verdiği emeklerin karşılığını aldığı için tebrik ediyorum. Mehmet Ata, Ahmet, Can, Doruk, Umut, Ayaz Ali, Alp Yaman, Emre, Aykut ve diğer tüm oyuncuları kutluyorum. Üçüncü olan Armada Kulübü'nden, maçtan sonra yanıma gelip bizi de yaz Altan abi diyen, Altan dede demesi gerekirken, Caner ve arkadaşları ile antrenörlerini, dördüncü olan aktif nesil takımını da canı gönülden kutlarım.